Merhaba gençler. Tekrar videolarımızın ikincisiyle birlikteyiz. AYT İnkılap Tarihi. Tekrar videoların ikincisini yapacağız arkadaşlar. Bu videomuzda soru çıkma ihtimali olan özellikle Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemini hızlı bir şekilde seri bir şekilde ne yapacağız birlikte tekrar Hemen videoyu beğeniyorsunuz ve arkadaşlarınıza arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden öneriyorsunuz. Burada arkadaşlar mutlaka soru geliyor. Beğenme ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bu harika. Videomuza şöyle arkadaşlarım, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, daha sonra Hafıza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi önemli. Bakalım Mustafa Kemal, arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'a Samsun'a çıkışıyla başlıyor. Samsun'a çıkış aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın da hazırlık döneminin başlangıcı buraya gidiyor arkadaşlar. Peki hangi görevle gidiyor? 9. Ordu Müfettişi olarak gidiyor buradaki temel görevi şu. Burada özellikle Türklerle Pontus Rumlar arasında bir gerginlik var ve bunu halletmesi gerekiyor. Çünkü çünkü itiraf devletleri eğer karışıklar devam ederse 7. maddeye göre burayı işgal tehdidinde bulunuyorlar. Peki Mustafa Kemal ne yapıyor? E, Samsun'a gidiyor ve bir rapor hazırlıyor. Ve bu raporda diyor ki bölgedeki olaylardan Türkler değil Rumlar sorumlu. İzmir'in işgali haksızdır. 1915'te yapılan Türk milleti bağımsızlık için hareket etmelidir. Yani rapor aslında Mustafa Kemal'in göreviyle tamamıyla zıt bir durum içeriyor. Rapordan sonra Mustafa Kemal Samsun İngiliz işgali altında olduğu için direkt burada herhangi olumsuz olmasın diye Havza'ya geçiyor. İşte Kurtuluş Savaşı'nın aslında ilk hazır dönemin ilk raporu Mustafa Kemal burada veriyor. Ve direkt tehlike olduğu için Havza'ya geçiş yapıyor. Havza önemli. Şimdi arkadaşlar Havza Havza'da bir genelge yayınlıyor tek imzayla ve diyor ki İzmir'in işgali haksızdır. Bir, işgaller protesto edilmeli ama özellikle bu protestolar yapılırken hiç kimseye zarar verilmemelidir. Yedinci madde işlemesin diye İstanbul hükümetinin ve itiraz devletlerine protesto tekrarı çekilmeli. Bunları yaparken azınlıklara asla zarar verilmemeli çünkü bunları gerekçe gönderip yani yedinci maddeye göre işgaller olabilir diye. Peki bu genelgenin önemi ne güzel arkadaşlar? Kurtuluş Savaşı'nın ilk genelgesi. Halkın işgallerden haberi olmuş ve ilk kez ne oluyor arkadaşlar? Milli bilinç uyandırıyor. Yani millete dinliyor ki uyanın, artık tepki gösterin, protesto, miting yapın. Çünkü halkımız e, vatanımız ne yapıyor arkadaşlar? işgal tehdidi altında. Bu genelgeden sonra İstanbul hükümeti Mustafa Kemal İstanbul'a ne yapıyor? Geri çağırıyor ama Mustafa Kemal bu çağrıya cevap vermeyecek. Nereye geçecek? Kurtuluş Savaşı için çok önemli bir belge olan Amasya genelgesini yayınlamak üzere Amasya'ya geçiyor. Amasya genelgesi ya da tamimi olarak biliniyor ve önemli sevgili arkadaşlar. Şimdi imzalayanlar genelde soruyor. Direkt imza koyanlar. Birincisi Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa, Rauf Paşa bir de Refet Bey bunlar bu belgeye direkt imzalamış kişiler. Kazım Karabekir Erzurum'dan buraya arkadaşlar imzalıyor bunu yani telgraf bir de Konya'da Cemal Paşa var bu belgeye imza atıyor çünkü bu belge nasıl bir belge? Gizli bir belge. Yani bu Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişine tamamıyla ters düşen bir belge. dolayısıyla Mustafa Kemal bu belgeyi tek imza ile değil bütün arkadaşlarına imzalatıyor. Amaç şu milli mücadele kişel bir mücadeleden çıkarıp Arkadaşlar halka mal etmek sorular olarak bu özellikle soruyor. Peki bu genelgenin içeriğine hemen bakalım. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsız, tehlikededir. Bununla Kurtuluş Savaşı'nın nedeni, gerekçesi açıklanmış. Bakın bu çok önemli. İstanbul Hükümeti üzerine düşeni görevi yerine getirmiyor. Bu durum milletimizi nasıl sayıyor yok sayıyor. Aynı zamanda bu Kurtuluş Savaşı'nın ikinci gerekçesi arkadaşlar. Ve İstanbul Hükümeti ilk kez ne yapıyor burada eleştiriliyor. Yani Kurtuluş Savaşı'nın birinci maddesi, gerekçesi, ikinci gerekçesi. Peki milletin bağımsızlığıyla milletin kararı, azim ve kararı kurtaracaktır. Burada kurtuluş savaşının yöntemi var. Yani bu durumdan diyor bu durumda milleti kim kurtaracak? Milletin kendisi. Ayrıca bakın bu çok önemli. Bu maddede ilk kez ileride neye geçeceği bahsediliyor? Milli egemenlik. Amanın dikkat soru olarak gelebilir. Milletin azim ve kararı milletin kendisi kurtaracak diyor. Millet kendi kendini kurtaracak. Bu ileride neyin, e, neye geçeceğini gösteriyor. Milli egemenlik. Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturmak ilk kez neyden bahsediyor? Temsili kurulma, temsili kurulun kurma fikri ilk kez burada ortaya çıkıyor Anadolu'nun en güvenilir yeri olan Bitlis şey Sivas'ta milli bir kongre düzenlenmeli bunun için her bölgeden 3 delege Sivas'a e, Sivas'ta olacak şekilde yola çıkmalı dere seçimi kim yapacak peki bu deregeler yani üyeler delege nedir o toplantıya katılan üyeler bunları Redil hak ve müdafaa hukuk cemiyeti seçecek e, amaç nedir bu kongre kararını millete e, arkadaşlar mal etmek Doğu illerinde adına Erzurum'da bir kongre toplanıyor arkadaşlar diyor ve askeri ve milli örgütler dağıtamayacak. Kısacası Amasya genelgesinde arkadaşlar e, milli mücadele kişisel bir problem olmaktan çıkmış halka mal edilmiş. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi arkadaşlar aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın neyi yöntemi belirlenmiştir. Aynı zamanda bu genelge Kurtuluş Savaşı'nın da çok önemli bir genelgesi belgesidir. Kurtuluş Savaşı buna göre yönetilecek. Peki... Amasya genelgesini biz önemli iki cümleyle söylesek ne deriz? Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez belirlenmiştir. Bakın bu çok önemli sorularda geliyor. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, yöntemi, gerekçesi nerede belirlenmiştir diye bir soru gelirse Amasya genelgesini yapıştırıyor. Milli egemenlikte ilk kez nerede üstü kapalı olarak bahsedilmiş? Tabii ki arkadaşlar Amasya genelgesinde öyle bir soru gelebilir. Yani Cumhuriyete geçileceği, milli egemenliğe geçileceği ilk kez nerede ifade edilmiş, belirtilmiş denirse elbette ne Amasya genelgesi diyeceğiz. Peki hangi kararla? milleti yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesi. Erzurum ve Sivas Kongresi toplanması burada karar verilmiştir. Halka savaşa çağırması bakımından ihtilal bildirisidir. Bakın bu çok önemli. Yani bu bildiri halkı neye e, çağırmış? Savaşa bu da ne olduğunu gösteriyor. Bir ihtilal bildirisi. Bu gene gel sonra Mustafa Kemal askeri görevinden ha e, istifa ediyor. Bu çok önemli. Mustafa Kemal e, bunu yayınlattan sonra e, ne yapıyor? Tabii ki İstanbul hükümeti İtiraz Devletleri'nin baskısıyla Mustafa Kemal'in kesinlikle e, ne yapıyor? İstanbul'a geri çağırıyor ama Mustafa Kemal bunu reddediyor. Onlar Mustafa Kemal'i görevden almaya karşı Mustafa Kemal Erzurum Kongresi öncesi bütün askeri görevinden istifa ediyor ve sivil hayata dahil oluyor. Şimdi geldik arkadaşlar e, Samsun'a çıktık. Kaza geregesini aydınladık değil mi? Önemli. Amasya genelgesine de çok önemli. Şimdi geldi sıra kongrelere. Hazırlık döneminin en önemli faaliyetlerine, toplantılara. Bunlardan arkadaşlar e, Sivas Kongresi, Erzurum, Balıkesir, Alaşehir, Nazilli ve Pozantı. Şimdi bunlar içerisinde arkadaşlar Sivas her bakımdan ulusal bir kongredir. Erzurum yarı yarıyadır. Hem ulusal hem bölgesel. Ama e, Balıkesir, Alaşehir, Nazilli, Pozantı bunların hepsi yerel kongrelerdir. Bunlar içerisindeki en önemlilerinden bir tanesine bakacağız. Yani Erzurum Kongresi'ne bakacağız. Erzurum Kongresi önemli. Ee, Erzurum Kongresi'nin aslında toplanış amacı bakımından bölgesel bir kongre. Yani Doğu Anadolu'yu Ermeniler karşı korumak için toplanıyor. Fakat aldığı kararlar bakımından ise ulusal bir kongreye dönüşüyor. Yani bu önemli. Şöyle bir kalemimizi değiştirelim. Demek ki Erzurum Kongresi toplanış bakımından bölgesel ama aldığı kararlar bakımından nasıl bir kongre? Ulusal. Mustafa Kemal'in bu kongreye katılması bu kongrenin ulusal ıı, bir özellik kazanmasını sağlamış. Peki bölgesel nedir, ulusal nedir? Arkadaşlar bölgesel şu. Bu toplantı sadece Doğu Anadolu için yapılmış olsaydı Doğu Anadolu'yu ilgilendirecek için bölgesel olacak. Ama Doğu Anadolu değil de bütün Türkiye, bütün Osmanlı ilgilendiren karar alınca bu sefer ulus, bölgesel değil de bir neye dönüştü? Ulusal bir kongreye. Toplan, toplanmasına katılanlar özellikle bu toplantının olmasında katkısı olan Kazan Karabekir yine Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti etkili olmuş. Peki bu kongrede ne kararlar almış? Bu çok önemli. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez kararı alınıyor ve ilk kez milli sınırlardan bahsediyor ve misak Milli'nin temelleri atılıyor. Bakın ilk kez e, milli sınırlardan nereden bahsedilmiştir denirse tabii ki Erzurum kongresi. Doğu illerinden oluşan temsili heyet oluşturulacaktır. Sadece Doğu İlerini kapsayan temsili heyet ilk kez burada oluşturuyor. Bakın temsili heyetin oluşturulma kararı Amasya'da e, alınıyor ama ilk kez nerede oluşturuluyor? Kesinlikle önemli. Arkadaşlar Erzurum Kongresi'nde temsili heyet oluşturuluyor. İstanbul hükümeti görevini yerine getirmeye, getirmeye devam ederse geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu önemli. Kuvayi Milliye'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Burada ilk kez arkadaşlar milli egemenlikten ilk kez açıkça söz edilmiş. Üstü örtülü olarak Amasya'da bahsediliyor ama açık ve net bir şekilde gelecekte milli egemenliğe, cumhuriyete geçileceği neden geçiyor? Erzurum Kongresi'ne şu karar. Kuvve-i Milliye'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bunu unutmuyorsun. Manda ve himaye kabul edilemez. Manda ve himaye ilk kez reddediliyor. Ve ne amaçlarını tam bağımsızlık. Bu çok önemli. Azınlıklara sosyal ve siyasi dengemizi bozacak hakta verilemez. Mebusan Meclisi derhal toplanmalı, kapalı olan Osmanlı Meclisi'nden bahsediyor. Meclisler mevzusunun toplanmasında ilk kez bahsedilmiştir arkadaşlar. Çünkü hükümetin yanlış işler yapmasını engellemek amacıyla. Bölge dışında hiçbir şekilde göç etmeyecektir. Vizyon ülkelerine vurgu yapılmış. Sömürge aracı olmayan dış yardımlar kabul edilecektir bağımsızlık vurgusu yapılmış. Demek Erzurum Kongresi bölgesel amaçla toplanmış ama aldığı kararlar bakımından nasıl bir kongre? Ulusal. İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiş. Arkadaşlar temsil heyet kurulmuş. Kuvveyi milliye, etki milli adı et, hakim kırma karar almış. Yani milli egemenlikten açıkça söz edilmiş. Manda ve himaye reddedilmiş. O zaman ne vurgulamış? Tam bağımsızlık. Ee, arkadaşlar meclis mebusanın toplaması karar almış. Ve dolayısıyla Erzurum Kongresi gerçekten de ve milli mücadele için çok önemli bir belge sevgili arkadaşlar. 9 kişilik bir temsil heyet kuruldu. Mustafa Kemal bu 9 kişiyle direk yönünü nereye çevirecek? Sivas Kongresi. Ee, kongreler içerisindeki e, en önemli kongrelerden bir tanesi bu arkadaşlar. Hemen buna bakalım. Bakalım burada ne var? Bir su işi sevgili dostlar. Şimdi kongre öncesi yaşanan sorunlar var. Elazığ Valisi Ali Garip'in kongreyi engelleme girişimi önemli arkadaşlar. Çünkü İtiraf devletleri burada Sivas'ta bir kongrenin toplanmasına kesinlikle karşılar. İstanbul hükümetine baskı yapıyorlar. Onlar da o dönemin valisi Elazığ valisine Mustafa Kemal'i tutuklama emri veriyorlar. Fakat Mustafa Kemal bundan kurtuluyor. Bir de Mustafa Kemal erzurumda başkan seçiliyor. Burada da başkan seçilmek istiyor. Buna karşı çıkanlar oluyor. İki problem var. Bunun sonucunda Mustafa Kemal başkan seçiliyor. Manda veya himaye sorunu var. Bir kısım bu kongreye katılanlar bir başka büyük devletin himayesine girme fikrini ortaya koyuyor. Mustafa Kemal bunu kesinlikle reddediyor. İşte bu problemler yani Ali Galip'in bu kongreyi engelleme girişimi, başkanlık problemi bir de manda ve himaye problemi sevgili arkadaşlar bu kongre öncesinde. Şimdi Emzrum Kongresi'nin bütün kararları burada aynen kabul ediliyor. Az önce bahsettiklerimiz manda ve himaye kesinlikle reddediliyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir soru gelirse manda ve himayecilik ilk kez Erzurum'da reddediliyor kongre olarak ama kesin ve bir daha gündeme gelmeyecek şekildeyse nerede reddediliyor? Tabii ki Sivas Kongresi'nde. Bakın bu önemli. Burada not şöyle 3 yıldız atayım. 2 yıldız, 3 yıldız önemli. Bütün cemiyetler bakın bu çok önemli. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştiriliyor. Çünkü bir sürü e, cemiyet vardı ya bunlar parça parçaydı Mustafa Kemal bu mücadelenin ancak bir bütün şeklinde yürütebileceğini ifade ediyor ve bunlara diyor ki biz gelin birleşelim. Dolayısıyla bütün cemiyetler hangi al altına birleşiyor? Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Bunun temel amacı şu Kurtuluş Savaşı'nı tek merkezden yönetmek. O zaman e, Kurtuluş Savaşı'nın tek elden yönetilmesini kararı hangi kongrede almış diye bir karar şey soru gelirse Sivas Kongresi'nde. Temsili heyetin üye sayısı artırıldı ve bütün ülkeyi temsil aday hale getirildi. 9 kişiydi bu temsil heyet. 15 kişiye çıkarıldı. Sadece Doğu Anadolu değil bütün yurdu temsil edecek düzeye getirildi. Bu da önemli. Temsili heyet Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi komutanı olarak atanmış. Peki bu ne anlama geliyor? Bu maddeyle temsil heyet bir hükümet gibi hareket etmiş ve ilk kez yürütme etkisini kullanmıştır. Yani demek ki Osmanlı'ya alternatif bir devlet oluşuyor. İşte bunun bir yürütme gücü var, bir kurul var, bu hükümeti var daha doğrusu. Bu hükümet bir kişiyi Batı cephesi kuvayı Milliye Birliği komutanı olarak atıyor. Bu önemli. Halkı doğru bilinçlendirmek için şey, arkadaşlar burada İrade-i Milliye isminde bir gazete çıkarıyor. Önemli. Özellikle Kurtuluş Savaşı konusunda Mustafa Kemal halkın doğru bilgilendirmesi amacıyla bu şey çıkarıyor. Bu gazete sevgili şey, arkadaşlar Sivas Kongresi kısaca milli mücadeleyi tek elden yürütmek amacıyla toplamış hem ulus hem aldı kararlar hem toplamış amacı bakımından bir ulusal kongredir. Ee, sevgili arkadaşlar bu önemlidir. Sevgili e, genç arkadaşlarım temsil heyetinin ilk siyasi başarısına bakacağız arkadaşlarımız. Bütün girişimlere rağmen bu kongre en sonuç itibariyle ne oluyor? Toplanıyor. Yani itiraf Devletleri şunu diyorlar. Eğer Sivas'ta bir kongre toplansa biz burayı kesinlikle işgal edeceğiz. Çünkü Sivas daha işgal edilmiş bölge değil. Temsil heyeti Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul hükümetiyle her türlü etkileşimi kesiyor. Baskılara dayanamayan o dönemin Osmanlı hükümetinin sadrazamı yani başbakanı damat Ferit Paşa ne yapıyor? İstifa ediyor. Damat Ferit Paşa Mustafa Kemal arkadaşlarına karşı çok ciddi bir mücadele yürütüyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu baskılara dayanamayıp istifa etmesi damat Ferit'in istifası temsil heyetin aynı zamanda ilk başarısıdır. Bu çok önemli. Siyasi anlamda e, İstanbul hükümetine karşı önemli bir başarı elde ediyor. Kendilerine muhalif olan bir adamı istifa ettiriyorlar. Damat Ferit'in istifasından sonra Kurtuluş Savaşı'na daha ılımlı bakan o dönem bir kişi sadrazam oluyor. Ali Rıza Paşa. Ali Rıza Paşa Mustafa Kemal'i e görüşmesi için o dönemin Deniz Bakanı Bahriye Nazırı Sarı Paşa'yı Amasya'ya gönderiyor. Mustafa Kemal ve Sarı Paşa arasında ne gerçekleşiyor genç arkadaşlarım? Amasya görüşmeleri ya da protokolleri bu. Temsili heyetin ilk siyasi başarısı genellikle damat Ferit'in istifası olarak değerlendirilir. Oysa ki e, Ali Rıza Paşa hükümetinin kurması ve Amasya görüşmeleri de siyasi bir başarıdır. Yani damat ferini yerine gelen bu Ali Rıza Paşa savaşma yerine değil de konuşma tercih ediyor. İşte bu nedenle e, TBMM ile şey temsil heyetle İstanbul e, hükümeti arasında ne gerçekleşecek arkadaşlar? Amasya görüşmeleri. Temsil heyet adına kim katılıyor bu görüşmeler? Mustafa Kemal. İstanbul hükümetinin adına kim katılıyor? Salih Paşa. Bu görüşmelerin önemi şu arkadaşlar. Amasya görüşmeleri ile İstanbul hükümeti temsili heyetin varlığını resmen kabul etmiştir. Resmen kabul etmek ne demektir peki? Bir kişiyi karşısına alıp konuşup anlaşmak arkadaşlar. Onun onu varlığını kabul etmek anlamında. Dolayısıyla şöyle bir soru gelirse İstanbul hükümeti TBMM'yi ya da temsil heyetini resmi olarak ne zaman kabul etmiştir? Tabii ki arkadaşlar e, Amasya görüşmeleriyle bunu unutmuyorsun. Peki <laughs> Arkadaşlar bu, gör, bu, görüşmelerde bazı konular tabii ki gündeme geliyor. Acaba bunlar neyi İstanbul hükümeti küçük düşürücü çalışmalar yapılmayacak. Özellikle İstanbul hükümetini. Yani bunu TBMM yapmayacak. Salih Paşa'nın isteğidir bu. Ee, Sivas Kongresi'nin aranan kararlar İstanbul hükümeti ne yapıyor? Kabul edecek. Zarlı cemiyetten çalışmalarına son verilecek. Meclis mevzusundan açılmalıdır. Meclis mevzusundan için seçimler yapılmadı. Meclis mevzusundan Anadolu'nun güvenli bir şehrinde toplanmalıdır. Bu maddeyle Ali Rıza tarafından kanun esasıya aykırı olduğu gerekirse kabul edilmedi arkadaşlar bu maddeler. Çünkü kanuni esasiye göre meclis ancak başkentte toplanabilirdi. Barış görüşmelerine giderken temsil ettiğin de görüşü alınacaktır. Şimdi arkadaşlar bu görüşmelerde konuşan konulardan sadece ve sadece meclisin açılması ve seçimlerin yapılması dışındaki bütün maddeler İstanbul Hükümeti tarafından reddediliyor. Yani şuradaki bizim bahsettiğimiz bütün maddelerin sadece neyi kabul ediyor? Meclisin açılması, meclisin açılması ve seçimlerin yapılmasının dışında İstanbul Hükümeti bu maddenin hepsini reddediyor. Peki Amasya görüşmelerinden sonra neler yapıldı? Yani İstanbul Hükümeti'yle temsili heyet arasında yapılan bu görüşmeler sonucunda meclisten mebusunun seçimleri yapılıyor arkadaşlarım. Bir bu. Seçimlerin %80 oranında müdafaa hukuk yani Mustafa Kemal arkadaşları kazanıyor. Ve Mustafa Kemal burada Erzurum milletvekili olarak kabul ediliyor. Daha doğrusu Erzurum milletvekili olarak seçiliyor. Samsun'a çıkıştan seçime yapıldı. Ana kadar itiraf devletleri, milli mücadeleciler için ciddi önemler almıyor. Fakat bunu nedeni milli mücadeleri küçümsüyorlar ve başarıya ulaştıracaklarını düşünmüyorlar. Ama daha sonra e, bu milli mücadeleci bu müdafaa hukukçuların e, tehlike terki olduğunu e, fark ediyor arkadaşlar. Seçime yaptıktan sonra Mustafa Kemal Meclis-i Mebusan'ın çalışmalarını yakından takip etmek için temsili heyetle birlikte nereye geçiyor? Ankara'ya geliyor. Yani Amasya görüşmelerini yaptı. Amasya görüşmeleri sonucunda İstanbul Hükümeti TBMM'yi e, daha doğrusu temsil heyeti resmen tanıdı. Bazı kararlar alındı ama sadece bunlardan meclisin açılması ve seçimlerin yapılması kararlandı. Mustafa Kemal bunun sonucunda Erzurum'un milletvekili seçildi. E, bu meclisin e, İstanbul'daki arkadaşlar Çarşımalar'ı takip etmek için nereye geliyor? Ankara'ya geliyor ve temsil heyet böylece Ankara'ya geliyor. Peki temsil heyet niye Ankara'ya geliyor? Ankara'yı niçin başkent olarak görüyor? Ankara'nın özellikleri ne? Birincisi merkezi bir konumda bir yerde Ankara. Arkadaşlar Ankara vatansever. Düşman işgali altında değil. Yani işgal edilmemiş. Ulaşım ve haberleşme imkanları iyi. Mevsim mevzusunun toplanacağı İstanbul'a yakın bir yer. Bir de Batı cephesine yakın olmasından dolayı temsili heyet ne yapıyor? Geliyor Ankara'yı başkent seçiyor. Burası önemli. Bakın Ankara'nın başkent seçilmesi nedenleri bazen öncülü sorularda gelebilir. Temsili heyet Ankara geldikten sonra arkadaşlar İrade-i Milliye gazetesi ismini değiştirip Hakimiyet Milliye gazetesi oluyor. Bir de e, Yunus Nadı ile Halide Edip'in arkadaşlar e, e, etkisiyle Anadolu Ajansı kuruyor. Günümüzde hala devam ediyor. Mustafa Kemal arkadaşlar özellikle Mebusan Meclisi'ne katılacak olanlardan yani gideceklerden çünkü kendisi tutuklanma kararı olduğu için nereye gidemeyecek İstanbul'a gidemiyor ama gidenlerden bazı ne yapıyor bazı isteklerde de bulunuyor. Diyor ki benim meclis başkanı için eğer ki meclis dağıtılırsa en azından başkan olarak ben bunu farklı yerde ne yapayım toplayabileyim mecliste birlikteliği sağlamak için müdafaa hukuk grubunu kurun. Bunlar bunu kurmuyor. Bunun yerine vatanın kurtuluşu olan fellah vatan grubunu kuruyorlar. Diyorlar en azından bize yardım edecek bir Bir ne kurdurun burada? Bir e, grup kurdurun. Bir de diyor Sivas ve Erzurum Kongresi'ne aldığımız kararlar kabul ettiğinde işte bunu yerine getiriyorlar. Sonuç olarak bir gizli oturumda misak, milli kararları alınıyor. Demek ki Mustafa Kemal kendisi İstanbul'a gidemiyor milletvekili olmasına rağmen gidenlerden 3 istekte bulunuyor. Önemli. Kendisini meclis başkanı seçmelerini istiyor seçmiyorlar. Müdafaa hukuk grubu kurmalarını istiyorlar. Onlar fellah vatan grubunu kuruyorlar. Bunu da yapmıyorlar ama Erzurum ve Sivas Kongresi'nin kararlarını kabul ettirmesini istiyorlar. Bunlar bunu gizli bir oturumda yapıyorlar. Bir tane isteğini yerine getiriyorlar ve misak milli kararı ne yapıyor? Çıkarılıyor bu mecliste. Mustafa Kemal adına tutulama kararı olduğu için İstanbul'a gidememiştir. Ankara'da Mustafa Kemal söz verilen vekillerin İstanbul'a gittiklerinde sözlerini tutmamalarının nedeni padişahın onlar üzerindeki neydi arkadaşlar? etkisidir diyebiliriz. Arkadaşlar soru olarak karşımıza gelme ihtimali çok yüksek olan bir konu misak Milli kararları. Şimdi misak Milli kararları aslında Sivas Kongresi ile Erzurum Kongresi'nin birleşiminden oluşturuyor ve önemli kararlar çok çok önemli özellikle de bağımsızlığı esas aldıkları için itilaf devletlerinin de çok zoruna giriyor bu kararlar. Mustafa Kemal biliyorsunuz 3 istekte bulunmuştu. Kendisi meclis başkanı seçmelerini bir grup kurmalarını bir de Sivas ve Erzurum Kongre'nde alındıkları kararları mecliste kabul ettirmelerini istemişti. Giden milletvekili işte milletvekilleri gizli bir oturumda Mustafa Kemal'in bu isteğini yerine getiriyorlar. Peki bu kararlarda ne var? Niye bu kadar tepki çekiyor? Mondros'un imzaladığı günde kalan topraklar vatan toprağı da bölünemez. Bu seneyi neyi çağrıştırıyor? Özellikle milli sınırlarda ilk Erzurum'da böyle bir karar vardı. Elviye-i yani 3 ilde gerekirse halk oylaması yapılabilir. Niye böyle bir karar isteniyor? Çünkü buralarda Türk nüfusun fazla olduğuna inanıyorlar ve bir halk oylaması yapılırsa bu bölgelerin Türkiye'ye katılacağını düşünüyorlar Osmanlı'ya. Batı Trakya durumu için halk oylaması. Bak Batı Trakya için de bu isteniyor. Arap toprakları için de bu isteniyor. Neden böyle bir riskli karar isteniyor? Çünkü buralarda yapılacak bir halk oylaması sonucunda buradaki insanların Türkiye'ye katılacağını düşünüyor. Eğer sorularda geliyorsa özellikle de burada halk oylaması istenmesinin nedeni nedir? Buradaki Türk nüfusudur. Buna dikkat edelim Türk nüfusu e, sevgili arkadaşlar. Bizde yaşan azınlıktan haklar komşuluk ülkedeki Müslümanlara verilen haklar kadar olacaktır. E, yorumu nedir? Devletler arası eşitlik ilkesi göre hareket edilmiş? Boğazların güvenliği sağlandığı takdirde dünya ticaretine açılacaktır. Sevgili arkadaşlar siyasi adli ve mali dengemizi bozacak ayrıcalıklar kabul edilemez ilk kez kapitülasyonların ilk kez karşı çıkılmış ve bunların kaldırılması vurgusu yapılmıştır. İşte bunların tümünü biz topladığımızda Türkiye burada manda ve himayeciliğe e, alternatif olarak neyi amaçlamış? Bağımsız bir devlet kurma fikri ortaya. İşte bu arkadaşlar şöyle bir değerlendirdiğimizde Misak-ı Milli Erzurum ve Sivas Kongreleri'nin meclis Mebusan tarafından onaylandığının kanıtıdır. Burada anlam e, kararlar Osmanlı Meclisi'ne kabul edildi. Milli Mücadelenin siyasi program niteliğindedir. Milli sınırlarımız bu belgeyle çizilmiştir. Önemlidir. Şimdi burada e, bak bak arkadaşlar Batı Trakya, Arap toprakları, Kars, Ardahan, Boğazlar, azınlıklar ve kaptülasyonlar Bunlar arkadaşlar bu e, nedir? E, Misak-ı Milli'deki e, bahsedilen konulardır. Yani Trakya'dan bahsedilmiş. Şuradaki e, şifre sizin için önemli olsun. Bak ee, bak bak arkadaşlar Batı Trakya, Arap toprakları, Karstardan Batum, Boğazlar, Azınlıklar ve Kaptınlısa sorularda bazen geliyor arkadaşlar. Ee, hangi konular misak milli belgesi içerisinde var ya da yok buna dikkat edin. Bakın şuraya bir e, ne yapalım hemen e, yıldızımızı atalım. Batı Trakya, Arap toprakları bir de e, Elviye Selase, Karstardan Batum için ne istenmiş halk oylaması sevgili arkadaşlar bunu kesinlikle dikkat edelim. Peki bu misak milli kararların kabul edilmesi üzerine itiraf devletleri nasıl bir tepki gösteriyor? Bunu önce değerlendiren birincisi meclisin mebusunu yani bu kararları alan meclisi hemen kapatıyorlar. İstanbul'u resmen işgal ediyorlar. Milletvekillerini tutuklayıp sürgüne yolluyorlar. Damat Ferit tekrar göreve geliyor. Ali Rıza istifa ediyor. Yani bu kararları bu meclisin aldığı bu kararları engelleyemeyince kaçan milletvekilleri Mustafa Kemal'in yanına gelerek tebemeyi kuracaklar. Kısacası şöyle diyebiliriz. Misak-ı Milli, Milli arkadaşlar tam bağımsızlığı esas almış. TBMM ise milli egemenlik yani cumhuriyeti dikkat edelim. Bu kavramla Demek ki misak milli eşittir. Milli bağımsızlık TBMM eşittir. Milli egemenlik sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 16 Mart 1920'de e, bu itiraf devletleri İstanbul'u resmen işgal edince tam da Ankara'da artık bir meclis kurma için e, inanılmaz e, bir fırsat doğuyor. İşte Mustafa Kemal bunu kaçırır mı? Kesinlikle kaçırmıyor. İşte 29 Ekim 1923 yılında e, meclisan mebusu e, me, kapatılınca bu mebusu mebus meclisan e, bunun yerine TBMM kurulacak arkadaşlar. Şimdi birinci temelin özelliklerine şöyle bir bakalım. 29 2, şey 23 Nisan 1920'de e, seçimler yapılır. Mustafa Kemal bu sefer arkadaşlar Ankara milletvekili seçiliyor. Bakın e, meclisin mebusunda ne milletvekili Erzurum'una dikkat edelim. E, en yaşlı üye olan Sinop milletvekili Şerif Bey'in başkanlığında meclis açılıyor. İlk oturumunda TM Başkanı Mustafa Kemal seçilir. Savaş dönemi meclisidir. Bundan dolayı ilk seçimlerden sonra seçimlere gidilmemiştir. Savaş dönemi olduğunda gündemde inkılaplar olmamıştır. Bakın birinci mecliste 23 Nisan 1920'de kuruluyor. Yaptığı tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır. Buna dikkat edelim. Birinci meclisin herhangi bir inkılap yapmamıştır. Güçler Birliği kesin yargı yürütme yasama hepsi onun elindedir. Bunun nedeni nedir? Savaş zamanında hazırlık, özellikle hızlı karar alabilmek. Yani bütün güçler o dönem meclisin elinde. Meclis hükümet sistemi sistemi e, arkadaşlar uygulanmış. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanı. Kurucu bir meclis. Anayasa hazırlayan meclislere kurucu meclis 1921 anayasasını hazırlamış bu meclis arkadaşlar. <laughs> hazırlıkların hepsi yer almıştır bu mecliste. Siyasi partiler yoktur. Sadece gruplar var. E, çünkü o dönemde daha siyasi parti kurulmamış. Üyeleri istiklal mahkemelerine görev almıştır. Temel üyelerinin mahkemede görev alması temelinin yargı gücün kullandığının göstergesi meclisi mebusan kapatılınca arkadaşlar e, birinci TBMM açılmış. İşte birinci TBMM'nin özellikleri de bunlardır. Sevgili arkadaşlar. ilk bunu başkanlığı yapan Mustafa Kemal Ankara'da toplamış. Ankara'da açılmış bir ne meclisi bu meclis? Bir savaş meclisi. E, i̇nkılaplar gündeme gelmemiş. Sadece bu dönem yapılan tek bir inkılap var. Kaldırılan saltanatın kaldırılması meselesi var. Yargı yürütme yasama hepsi bu meclisin elinde. Parti yok, gruplar var. Kurucu meclis kısacası önemli. Sevgili dostlarım, buna dikkat ediyoruz. Bu meclisle ilgili sorular geliyor çünkü şurada önemli diyelim. Peki bu meclisin faaliyetleri neler olmuş? Ee, Türkiye'nin ilk meclisi bu önemli anam vergisi, hayvan vergisi bunu kaldırmışlar. TBMM'nin çıkardığı ilk kanundur. Bakın önemli. TBMM'nin çıkardığı ilk kanun anam vergisi menli israf kanunu çıkarmış. Yani israfı önleme. nazı ve müzakere kanunu çıkarılmış. Anayasa ön hazırlıktır. Düzenli orduyu kurmuş. 1921 Anayasası yani Teşkilat Esası hazırlanmış. İstiklal Marşı kabul edilmiş arkadaşlar. Hıyanet ve Vataniye Kanunu çıkarılmış. TBMM karşı çıkan ayaklanmalar bastırmak için bu çıkarılmış. Firariler Kanunu çıkarmış. Başkomutanlık Yasası'nı Londra Konferansı'na katılmış. Mudanya Ateşkes Antlaşması'na imzalanmış. En önemlisi bu dönemde yapılan tek inkılap saltanat kaldırılmış. Yaptı tek inkılaptır arkadaşlar bu aynı zamanda. Ve Lozan görüşmelerine katılmış. Bu meclis Asıl Lozan Antlaşması ne zaman onaylanıyor? İkinci TBMM döneminde. Arkadaşlar hani söyledik ya bu birinci TBMM döneminde şeyler yok. Partileri partiler yok, gruplar var. Ama bu gruplar sorulabilir. sınavda çıkar arkadaşlar tam tersi. Bence müdafaa hukuk grubu Mustafa Kemal tarafından yani onun yanlısı olan bir grup. E, tesanüt grubu, İttihat ve Terakici grubu, İstiklal grubu var. Mustafa Kemal'i desteklemiş ıslahat var. Saltanatçı grup, Halk Zümresi var bir de Yeşil Ordu var. Bunlar da genelde Rus taraftarı olan bir grup. Bunlar soru olarak karşınıza gelebilir. Bunu mutlaka not alın arkadaşlar. Ee, soru olarak soruluyor bunlar. Hangisi birinci temmede yer alan gruplardandır ya da değildir diye sevgili dostlarım. Arkadaşlar devam ediyoruz. 23 Nisan 1920'de TBMM kurulunca tabii ki buna çok büyük tepkiler, büyük isyanlar çıkıyor. Şimdi bu kısımda TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalar, bu ayaklanmalara karşı Metsin aldığı e, önlemler bir de en son Sever Barış Antlaşması'na söz edip Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemine bir nokta koyacağız. Sevgili arkadaşlarım şimdi temmeye karşı çıkan ayaklanmaları arkadaşlarım dört grupta toplanıyor. İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılan İstanbul Hükümeti ile İtilat Devletleri tarafından ortak çıkarılanlar azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar bir de Kuvayi Milliyecilerin çıkardığı ayaklanmalar. İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılan iki ayaklanmalar var arkadaşlar. Anzavur Ahmet bir de Kuvayi İnzibadi ya da diğer halifelik ordusu genelde e, bu nerede çıkarmış? Burada Boğazlar bölgesinde çıkarmış arkadaşlar. Özellikle Boğazlar'da e, TVM güçlerinin buraya yaklaşmasını engellemek. Birinci ayaklanma türü bu. Demek Anzavur Ahmet ile Kuvayi İnzibadiye'nin çıkardığı İstanbul hükümetini tarafından çıkarılan ayaklanma. Direkt onlar. Bir de İstanbul hükümeti ile itilaf devletlerinin ortak çıkardığı ayaklanmalar. Arkadaşlar bu arada Kuvayi İnzibadiye bakın burada bu Anzavur'da burada yani boğaza bölgesine yakın daha sonra Bolu Düzce Hende Koçkiri Çapanoğlu Konya Cemil Çeto milli Aşiret, şey eşe ve benzeri Bunlarsa Bunlarsa İstanbul hükümetiyle itiraf devletlerin ortak çıkardı yani Yozgat işte Konya işte milli aşiret e, Bolu Düzce işte gibi Çapanoğlu gibi Bunlarsa e, ikisini ortak çıkardı e, arkadaşlar e, ne isyanlar. Bir de azınlıkların yani bir Ermenilerin bir de Yunanla şey Rumların çıkardığı var. Bunun dışında Kuvay Milliyeciler tarafından yani önceden Mustafa Kemal milli mücadeleyi desteklemişler. Daha sonra karşı çıkmışlar. Mesela bunlardan birisi Çerkez Etem. Bir diğeri Demirci Mehmet Efe. Bir diğeri Yörük Ali Efe. Bunlarsa ee, düzenli orduya geçişe karşı çıkmışlar ve e, milli mücadeleye karşı çıkıp isyan etmiş arkadaşlar. Dolayısıyla e, biz isyanları demek ki dört grupta İstanbul Hükümeti'ni direkten çıkardı. İstanbul ve e, hükümetiyle itiraflarını ortak çıkardı. Azınlıkların çıkardığı arkadaşlar e, var. Bir de kuvay i tarafından çıkarılanlar var. Sevgili arkadaşlar peki bunları e, çıkardı da bunlar. Acaba hiç bunlara karşı bir önlem almadı mı? Elbette aldı. Bakalım ne önlem almış. Bir kere bu e, meclis arkadaşlar bunlara karşı vatana ihanet kanunu çıkarıyor bu e, isyanı çıkaranlara e, bu kanunu uymayanları cezalandırmak için kendi içine seçtikleri milletvekillerinden oluşan İstiklal Mahkemelerini kuruyor. İstiklal Mahkemelerinin üyeleri tebeme üyeleri olduğu için TBMM aynı zamanda yargı yetkisiyle kullanmıştır. Ankara Müftüsü Rıfat Börekçiza bir fetva, e, karşı bir fetva hazırlatılıyor. Şimdi dönemin e, Şehül İslamı İstanbul Hükümeti'nin de e, talebiyle Mustafa Kemal ve arkadaşlarına karşı bir fetva yayınlıyor ve onları e, cezalandırılmasını istiyor. İşte buna karşı olarak Mustafa Kemal ve arkadaşları da dönemin Ankara müftüsü olan Rıfat Bö Börekçi'ye bir karşı yayın yayınlatıyorlar. Halkı doğru bilgilendirmek için o dönem Anadolu Ajansı kuruluyor. Soru olarak gelebilir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Demek ki e, bu meclis kendi önlemi olarak bir e, kanun çıkarıyor. Bunu uygulamak için arkadaşlar istiklal mahkemeleri kuruyor. E, karşı bir fetva yayınlatıyor. Ankara müftüsüne halkı doğru bilgilendirmek için Anadolu Ajansı kurduruyor. Bunlar Kimin aldığı önlemler TBMM'nin. Şimdi geldik arkadaşlar Osmanlı'nın ölüm fermanı olan Sevr Antlaşmasına. Şimdi Sevr Antlaşması şöyle bir haritayı incelediğimizde Boğazlar bölgesi işte yine İtalyanın nüfus alanı. Şimdi Boğazlar bölgesi ortak arkadaşlar neydi? E, i̇şgal alanıydı. Genel bu Batı Anadolu kıyı bölgeler İtalyanlar e, burası e, Osmanlıya bırakılan e, küçücük yer. Fransız nüfus bölgesi, Antakya, Maraş, Urfa, Suriye, Irak bölgesi, Petrol bölgesi, İngiliz bölgesi bir de Wilson ülkelerine göre Ermeni devletinin kurulacağı alan sevgili arkadaşlarım. Şimdi gelelim e, Sevr Antlaşması içerisinde ne var e, ve buna tepki olarak Mustafa Kemal ve arkadaşlar ne ortaya koymuş önemli. Hemen bakalım ölü doğmuş bir antlaşma sevgili arkadaşlar. Şimdi bu antlaşmaya göre ya yani bu antlaşmayı o dönem Osmanlı meclisi e, meclisi kapalı olduğu için saltanat şurası imzalıyor. E, dolayısıyla hukuki olarak geçersiz bir antlaşma arkadaşlar. Peki burada ne var? Örneğin Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanlara verilecek. Adana, Urfa, Antep, Suriye Fransa'ya. Arabistan, Musul, Irak Irak'ta dahil İngiltere'ye. Güney Batı Anadolu İtalya, Doğu, doğuda Ermeni ve Kürt devleti kurulacak. Rodos 12 ada İtalya, Ege adaları Yunanistan verilecek. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kaz, ka, kalacak. Azınlık halkların korunmazsa işgal edilecek. Boğazlar için Boğazlar içinde Türklerin içinde olmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Osmanlı da askeri askeriye mecburi olmayacak. Askerle 5 milyon yüzü geçmeyecek. Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak. Osmanlı savaş tazminatı ödeyecek. Yani Osmanlı resmen bitiren bir anlaşma. O dönem tekrar ediyorum arkadaşlar. Osmanlı Mebusan meclisi kapalı olduğu için bu anlaşmayı kim imzalanıyor? Saltanat Şurası. Dolayısıyla meclisi Mebusan tarafından bu anlaşma onaylanmadığı için bu hukuken arkadaşlar, hukuken geçersiz bir antlaşmadır. Bunu unutmuyorsunuz. Ee, Sevre Osmanlı imzaladı arkadaşlar. Son anlaşma. Zaten Osmanlı bitiyor. Bu anlaşmayı imzalayanlar TM tarafından vatan haini ilan ediliyorlar. Seven Antlaşma sukken geçersiz bir anlaşma. Bakın bundan bahsetmişti. Çünkü Osmanlı Anayasası'na göre anlaşmanın geçerli olabilmesi için kim tarafından imzalanması onaylanması gerekiyor? Meclis-i Mebusan. Oysaki Misak-ı Milli Karar kabul edildiği için Meclis-i Mebusan kapatılmıştı. Ne zaman kapatılıyor? Misakı e, Misak-ı Milli kararlarını aldıkları için bu meclis dağıtılıyor. Kapatılıyor. İstanbul işgal ediliyordu. Bu anlaşma Türk milletinin bağımsızlık duygusu e, duygusu aşılıyor. Çünkü millet bu anlaşma içeriğini okuduğu an inanılmaz bir tepki gösteriyor. Sevrin imzalaması TBMM'nin haklılığını da göstermiştir sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar bu videomuzda e, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemi yani genelgeler e, işte e, neydi? Havza ve Amasya genelgesi. Daha sonra kongreler Erzurum ve Sivas kongresi sonra Amasya görüşmeleri, temsil heyetinin Ankara gelmesi, Ankara'nın başkent olmasının nedenleri, daha sonra misak-ı milli kararlar içeriği, misak-ı milli kararlarına tepki olarak İstanbul'un işgali ve bunun sonucunda 23 Nisan 1920'de temmenin açılması ve burada kurulan gruplar temmenin açılmasına tepki olarak TBMM'ye karşı çıkan isyanları, bu isyanları bastırmak için alınan önlemleri ve netice itibariyle Sever Barış Antlaşması'nı ve onun içeriğini tekrarlamış olduk. Videoyu sonuna kadar benimle izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Umarım başlarınızda bir katkısı olur. Hepinize sevgiler, hepinize selamlar. Hepinize iyi çalışmalar. Kanalı arkadaşlarınıza önermeyi unutmuyorsunuz. Bu içerikleri yapmak gerçekten büyük emek istiyor. Mutlaka beğeniyoruz. Yorum yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda ise Kurtuluş Savaşı'nın arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasını işleyeceğiz. Yani barış, şey savaş dönemini. En son inkılapları toplam 4 videoda bütün inkılapları ne yapmış olacağız tekrarlamış olacağız. Bir dakika videoda görüşmek dileğiyle.